Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde zihinden toplama işleminin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Zihinden toplama işlemi yapabilmek için size 3 tane yöntem göstereceğim. Birinci yöntemimizin ismi 10 ile toplayalım. Birinci yöntemimiz en kolay yöntem. O zaman hemen başlayalım. Bakalım nasıl yapılıyormuş. İlk sorumuza bakıyoruz. 10 artı 3. Şimdi normalde biz bu işlemi yapabilmek için 10'un üzerine 3 tane sayıyoruz değil mi? 10, 11, 12, 13 diyoruz. Normalde toplama işlemini böyle yapıyoruz. Peki zihinden yapmak istersek nasıl yaparız? Onu da şöyle yapıyoruz çocuklar. 10 artı 3. Zaten soruyu okurken cevabı söylemiş oluyoruz. Bakın burada 10 var, burada 3 var. O zaman diyoruz ki 13. 10 ile 3'ün toplamı 13. Şimdi diğerine bakalım. 10 ile 5'in toplamı var. O zaman cevaba diyoruz ki 15. 15'i yazdım. Şimdi bakalım diğer soruya. 10 ile 8'in toplamını sormuş. O zaman diyoruz ki 18. Devam edelim. 10 ile 1'in toplamını sormuş. O zaman cevaba diyoruz ki 11. İşte bu kadar kolay. Şimdi diğerlerine bakalım. Şu taraftaki sorularımıza geçtik. 2 artı 10. Şimdi biz buraya 2, 10 yazamayız değil mi? Yanlış olur. Ama şunu biliyoruz ki toplama işleminde toplananların yerine değiştirsek bile sonuç değişmez. Yani tersten de yapsak aslında aynı şeyi yapmış oluyoruz. Sonuç değişmemiş oluyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Burada 10 ile 2'yi toplamış. O zaman cevaba diyoruz ki 10, 2. Alt taraftaki soruya bakalım. 10 ile 4'ün toplamını sormuş. O zaman cevaba diyoruz ki 14. Devam edelim. 10 ile 7'nin toplamını sormuş. O zaman cevabımız 17. Son sorumuza bakalım. 10 ile 9'un toplamını sormuş. Cevabımız 19. İşte bu kadar basit çocuklar, çok kolay. Bunları silleyip ikinci yöntemimize bakacağız sonra. 10 ile toplama işlemi yaparken direkt onu yazıp yanındaki sayıyı yanına ekliyoruz çocuklar. Evet ikinci yöntemimizin ismi sayıyı 10 yapalım. Sayıyı nasıl 10 yapacağız? Şimdi bu yönteme bakalım. Evet çocuklar 8 artı 4. Buradaki büyük olan sayıyı her zaman 10 yapmaya çalışacağız ve toplama işlemimizi sonradan yapacağız çocuklar. Şimdi burada 8 artı 4 diyor. Buradaki büyük olan sayımız kaç? 8. Peki 8 sayısını 10 yapabilmemiz için kaç tane sayı daha gerekiyor bize? 8, 9, 10. 2 tane sayı daha gerekiyor bize değil mi? Bunu kimden alacağız peki 2 tane sayıyı? 4'ten alacağız tabii. 4, 2 tane sayısını kime verdi? 8'e verdi. Yani burayı kaç yaptı aslında? 10 yaptı. Artı diyorum. Peki 4, 2 tanesini, 2 tane sayısını 8'e verdiğinde kendisinde kaç tane kaldı? 2 tane kaldı. O zaman sorumuz ne oldu? 10 artı 2. Yani cevabımız 12 olmuş oldu. Evet şimdi diğer sorumuzla devam edelim. 9 artı 2 kaç yapar? Şimdi biz ne demiştik? Büyük olan sayımızı her zaman 10 yapmaya çalışacağız. 9'u 10 yapabilmek için kaç sayıya daha ihtiyacımız var? Eğer bir tane daha olsaydı 9 10 olmuş olurdu. Değil mi? Oradaki bir sayıyı kimden alacağız? 2'den alacağız tabii. 2, 9'a bir tane sayısını verdi. Burası kaç olur artık? 10 olmuş oldu. Artı diyoruz. Peki 2 sayısı bir tanesini 9'a verdi. Kendisinde kaç kaldı? Bir tane kaldı. Evet. O zaman sorumuz neye dönüştü? 10 artı 1. 10 ile 1'i toplarsak kaç olur? 11. Devam edelim diğer sorumuzla. 7 artı 5 kaç olur? Şimdi büyük olan sayımızı ne yapacaktık çocuklar? 10 yapmaya çalışacaktık. 7'yi 10 yapmaya çalışacağız. Peki 7'nin 10 olabilmesi için kaç tane sayıya ihtiyacı var? 7 8 9 10. 3 tane sayıya daha ihtiyacı var, değil mi? Bu 3 sayıyı kimden alacağız peki? 5'ten alacağız tabii ki. 5 7'ye 3 tane sayı verecek kendisinden. Peki o zaman 3 tane sayı verdiğinde 7 kaç olmuş olacak? 10 olmuş olacak. Artı Peki buraya geldik. 5 3 tane sayısını verdi. Kendisinde kaç tane kaldı? 5'ten 3 çıkarsak 2 tane kalır değil mi? O zaman sorumuz neye dönüştü? 10 artı 2'ye dönüştü. 10 artı 2 12'dir çocuklar. 12. Devam edelim. 8 artı 6. Buradaki büyük olan sayımız kaç? 8. Biz her zaman büyük olan sayıyı 10 yapmaya çalışacağız. Peki 8'in 10 olabilmesi için kaç sayı ihtiyacı var? 8, 9, 10. 2 tane daha olsaydı burası 10 olurdu. Bu 2 taneyi kimden alacağız çocuklar? 6'dan. 6 2 tane sayısını 8'e verecek. Verdiği zaman burası kaç olur çocuklar? 10 oldu. 2 tane sayı daha geldi ve 10 oldu. Artı diyoruz. Peki 6? Burada 6 vardı ama 2 tanesini verdi verdiği için burada kaç kaldı? 6'dan 2 çıkarırsak 4 kalır çocuklar. Burada da 4 kaldı. O zaman toplayalım bunları. 10 ile 4'ün toplamı 14. İşte bu kadar kolay. Sadece sayıları 10 yapıp önceki sayfada öğrendiklerimizin aynısını uyguluyoruz. Şimdi bunları silelim ve 3. yöntemimizi öğrenelim çocuklar. ve siliyoruz. Büyük olan sayıyı 10 yapmaya çalışıyoruz. Diğerinde de hangi sayı kaldıysa onu sonradan ekliyoruz. Üçüncü yöntemimizin ismi 10 sayısını ayıralım. Bakalım bu nasıl bir yöntemmiş? Evet çocuklar şimdi burada 16 artı 2 yazıyor. Şimdi biz her zaman büyük olan sayının içinden 10'u çıkaracağız. 10'u alacağız içinden bakalım geriye ne kalacak? Şimdi 16'ya bakalım. 16'nın içinde onu ayırıyorum. Bak onu buraya ayırdım. Peki geriye kaç tane kaldı? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Geriye 6 tane kaldı burada. Değil mi? Bir de burada ne var çocuklar? 2 var. Evet 16'yı 10 ve 6 olarak 2'ye ayırdım. Bir de burada 2 daha vardı çocuklar. Şimdi ne yapacağız? 6 ile 2'yi toplarsak 6 ile 2'yi toplarsak 8 etmez mi? Evet. Bir de burada 10 vardı. O zaman ne diyoruz? 18. Devam edelim çocuklar. Evet şöyle kalemi alalım. 14'ü 10 olacak şekilde içinden 10 çıkacak şekilde 2'ye ayırıyorum. 14'ü nasıl ayırabilirim çocuklar? 14 şeklinde ayırıyorum. Bir de burada ne vardı çocuklar? 5 de vardı değil mi? 5 de vardı. Bunları kısa yoldan nasıl toplayabiliriz? 4 ile 5'i kendi arasında topluyorum. Kaç olur? 9 olur. Burada da 10 vardı çocuklar. O zaman cevabımız 10, 9. Evet devam edelim. Şimdi 13 ile 4'ü toplayacağız. 13'ü içinde 10 olacak şekilde nasıl ayırabiliriz? Öğrenmiştik zaten. 10, 3 şeklinde ayırabiliriz. 13. Bir de burada ne var çocuklar bir de? 4 var. Şimdi bunları toplayalım. 3 ile 4'ü kendi içinde toplayalım. 3 ile 4'ü toplarsak kaç olur? 7. Burada da 10 vardı. O zaman cevabımız 10, 7. Evet son sorumuzla devam edelim. 11'i içinde 10 olacak şekilde ayırıyoruz çocuklar. Evet. 10 bir şeklinde ayırıyorum. 11'i 10, 11 şeklinde ayırdım. Bir de burada 5 vardı çocuklar. 5. Şimdi bakalım bunları nasıl topluyoruz? 1 ile 5'i kendi arasında topluyorum. Kaç oldu burası? 6. Burada da 10 vardı. O zaman cevabımız 10, 6. Evet. Sorularımız burada sona erdi çocuklar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.